Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben İsmail Çalışmaz. Bugün Pioneer MVH-S125UI model bir teyp incelemesi yapacağız arkadaşlar. Detaylı bir şekilde incelemeye çalışacağım. Lütfen videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İsterseniz kutusunu açalım. Kutusu şu şekilde. Böyle dikdörtgen bir kutusu var. Bunların CD'li versiyonlarında daha uzun, daha büyük bir kutu var. Bununki biraz daha ufak. Şöyle kutusunu açtığımızda karşımıza şunlar çıkıyor. Pioneer'ın bir adet kumandası. Teybimizi sökmeye yarayan şöyle bir takım malzemeler. Teybimizin kafası çıktığı için birazdan zaten göstereceğim. Şöyle bir torbamıza koyabiliyoruz arkadaşlar. Yani teybinin kafasını söktüğünüzde bu torbaya koyabilirsiniz. Ayrıca de bağlantı soketlerimiz, bağlantı kablolarımız bu şekilde. Daha sonra açtığımızda teybin kendisini görüyoruz. Gördüğünüz gibi şu şekilde arka tarafından. Şimdi şöyle açayım. Evet, teybimiz bu şekilde çıkıyor. Şöyle garanti belgesi, kullanım kılavuzu var. Gördüğünüz gibi. Yine naylon içerisinde gelmiş. Naylon içerisinde şöyle teybimiz karşımıza çıkıyor. Şu şekilde göstermem gerekirse. Gerçekten Pioneer'ın güzel bir teybi. Ayrıca şurada da kendi kasası var arkadaşlar. Bunda deminki teyp sökme aparatları demiştim. Onların yardımıyla çıkarıyorsunuz. Ama şöyle daha yeni olduğu için bu çıkabilir. Şöyle ön bölümü çıkabilen modellerden bir tanesi arkadaşlar. Şuraya bastığınızda şöyle üst bölümünü çıkarabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Orada yaylı bir sistem var. Şöyle çıkabiliyor ve bunu torbasına da koyabilirsiniz. Başka bir yere de koyabilirsiniz. Genelde mesela hırsızlığı önlemek için böyle bir şey yaptılar. Mesela arabadan indiniz, teybinizi kapattınız. Bunu istediğiniz yere götürebiliyorsunuz, taşıyabiliyorsunuz. Şu boyutlarda gördüğünüz gibi benim elim bu kadar. Teybin ön tarafı kadar bir boyutu var. Sonra dediğim gibi teypten ayrıyetten şu kadar, hatta şöyle 5 parmak falan boyutu var. Bunun nedeni de CD'li olmaması. Bunlar da sadece USB ve AUX var arkadaşlar. Onları birazdan detaylı şekilde göstereceğim. Şu ön tarafta çerçevesi var. Gördüğünüz gibi bu ön taraftaki çerçevesi çıkabiliyor ve ayrıca kasayı arabanızın üzerine zaten takmanız gerekiyor. Ona bağlantı oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi sabit bir şekilde kalıyor. Ön tarafına gelecek olursak şöyle gördüğünüz gibi şurada bir USB kısmı var. Burada da AUX kısmı var. Onlar sağ tarafa konumlandırılmış. Şöyle ses açma tuşu gerçekten çok hoş. Gerçekten güzel bir görüntüsü var. Ben bu versiyonu ilk defa kullanıyorum. Daha önce başka Pioneer'ın modellerini de sıfır olarak aldım ve kullandım. Ve gerçekten Pioneer'ın kullanımı, menüsü falan daha rahat oluyor benim için. Ben daha çok seviyorum. O yüzden isterseniz ben birazdan takacağım. Taktıktan sonra devam edelim. Evet, teybimizi tamamen taktık arkadaşlar. Şöyle arka tarafını size göstermek istiyorum, bağlantı yaptığım yerleri. Teybimizi şu anda taktık. Kablo bağlantılarımızın hepsi oldu. Şöyle gördüğünüz gibi soketimiz var zaten. Bunlar hoparlör ve elektrik soketleri arkadaşlar. Şurada da 2 amfi çıkışımız var. Yani teybimizde 2 amfi çıkış var. Burada da ayrıyetten radyo çıkışımız var. Şimdi teybimizi yerine takalım isterseniz. Ve özelliklerini içinden devam edelim. Açtıktan sonra gördüğünüz gibi bu şekilde görünüyor. Pioneer teyplerde zaten ayarladıysanız USB'yi taktığınızda direkt çalışır. Bu da bu şekilde çalışacak. Evet, sesimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi üzerindeki tuşları size göstermek istiyorum. Biraz daha yakınlaştırsam iyi olacak. Görünmüyor olabilir. Evet, şurada gördüğünüz gibi SRC tuşu var. Buna uzun basılı tuttuğunuzda teybiniz tamamen kapanıyor. Normalde şöyle tekrar açalım. Açıkken şöyle kapattığınızda şöyle bir ekranla karşılaşabilirsiniz. Şurada display off yazıyor. Buna bastığınızda ekrandaki ışıklar kapanır. Yine bastığınızda açılır. Yine kapatalım. Şimdi ekrandaki ışıklar yanmayacak. Şimdi açık mesela teybimiz. Şöyle basılı tutuyoruz ve ekrandaki ışıklar söndü, yanmıyor. Şöyle özelliklerinden bir tanesi, şurada zaten kocaman bas işareti var ve kutusunun üzerinde de ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Şöyle sesimizi açalım. Evet, bir şarkıdayken mesela biraz ileriye sardığımızda
Burada bası açıp kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an bası açtım. Tek tuşla tekrar basınızı kapatabiliyorsunuz. Böyle bir özellik var. Şöyle menüde gezerken şu orta kısma bastığınızda, sesin orta kısmına bastığınızda, sesi iyice kısayım da sesim gelmiyor olabilir. Evet. Ses açma kapatma yuvarlak tuşun ortasına bastığınızda menüye giriyorsunuz ve menüden çıkmak için de şurada geri tuşu var. Buradan her türlü fonksiyondan şu geri tuşuyla çıkabiliyorsunuz. Yine ayrıyetten şöyle tekrar sesimizi açtığımızda şurada equalizer tuş var. Yine tek tuşla equalizer'ı değiştirebiliyorsunuz. Normalde menüden de değiştirebiliyorsunuz ama şurada equalizer'ı buradan değiştirebiliyorsunuz. Basını, tizini. Süper bas aldığınızda mesela çok bas vuruyor adı üstünde. Tekrar bastığınızda böyle değişik fonksiyonlarda equalizer sesi değiştirebiliyor. Yine buradan çıkmak istediğimizde buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Ya da kendisi otomatikman beklediğinizde çıkıyor. Yani ses tuşuna bastığınız gibi şimdi 5'e geldi. Bıraktığımda tekrar şarkıya dönecek. Ayrıca tab'imizde şöyle şuna bastığınızda gördüğünüz gibi şarkıyı değiştirebiliyorsunuz. Bu klasörde bir tane şarkı olduğu için aynı şarkıyı açıyor. Bakın buradan daha farklı müzikler açıyor. Bunlar telifli olduğu için ben bunları açmadım. Evet. Bunlar sesi açıp kapatabiliyor. Ayrıca ileriye sarmanız da buradan mümkün. Gördüğünüz gibi 41. saniyeye kadar geldim. Şimdi buradaki tuşları geçtik. Burada da klasör tuşları var. Buna bastığınızda bakın ikinci klasör yazıyor. Sesini de şöyle kısayım. Bir daha basıyorum. Bu da birinci klasör arkadaşlar. Burada klasör değiştiriyorsunuz. Bir daha değiştirdiğimde bir de klasör olmadan kendisinde bir müzik var. Kendisinde müzikler var. USB'nin içinde. Onlara geçiyor. Şuradan ona da gördüğünüz gibi buna direkt geçti. Klasörsüz şekilde. Bunlar da buna yarıyor arkadaşlar. Ayrıca tab'imizde mix. Şurada zaten büyük bir harfle yazmışlar. Mix tracks özelliği var. O da şuna yarıyor arkadaşlar. Şöyle sesimizi açtığımızda mix tuşuna bastığınızda sesler arasında değişik şekilde fonksiyonda müzikler arasında ses efektleriyle değişiyor. Bakın bu şarkı normalde mix track özelliğini açtığımız için şimdi kapatıyorum. Buna bastığınızda ortadan başlıyor. Ama mix tracks özelliğine bastığımızda bir dahaki şarkıyı gördüğünüz gibi kafasına göre başlatıyor. Normalde baştan başlatıyor yani düzelteyim. Mix tracks özelliğini kapattığımızda baştan başlar. Yani normal teypler gibi. Bakın şu an en başından. Mix tracks özelliğini açayım. Şu an açık. Bir dahaki şarkıda farklı. Gördüğünüz gibi ortadan başlıyor. Böyle efektli şekilde değişik değişik şeyler var. Mix tracks böyle. Ben çok sevdiğim bir özellik değil aslında bu. Şimdi tekrar telifsiz olan müziklerimize geçelim. Şurada da 4 numara. Zaten 1, 2, 3, 4 diye tuşları isimlendirmişler. Rakam olarak. Şöyle bastığınızda pause tuşu var. Hani o an bir telefonunuz çaldı ya da başka bir şey oldu. Buradan pause tuşundan müziğinizi durdurabiliyorsunuz. Tekrar başlatmak için yine aynı tuşa basıyorsunuz. 5 tuş var arkadaşlar. 5 tuşu da şarkıları sırasına göre değil de işte 5'ten sonra 3. şarkıya geçiyor. 3'ten sonra 20. şarkıya geçiyor. 20'den sonra atıyorum 50. şarkıya geçiyor. Buna yarıyor. Yani klasördeki müzikleri dağıtıyor. Onu da buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Bunu da kapatalım. Sırasıyla gitsin. 1, 2, 3, 4 diye. Bu tuşlar da buna yarıyor. 6 tuşu da şurada da 6. tuş var. Gördüğünüz gibi bu da şarkı bittikten sonra tekrar başlıyor arkadaşlar. Mesela bu birinci şarkı devam ediyor. Buna basıyoruz. Bakın. One diyor. Sadece bir tanesini. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama şu da hepsi bittikten sonra başlıyor. Ya yani böyle bir tuşu var. Tab'imizin özellikleri bunlar. Yine USB ve AUX girişleri de burada arkadaşlar. Onları da zaten basit şekilde görebiliriz. Arkadaşlar detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bu arada tab'imizde Bluetooth yok. Bluetooth olmayan bir teyp. Ama şöyle bir modülle bu Pioneer teypleri gördüğünüz gibi böyle bir modülle Pioneer teypleri
Bluetooth'lu hale çevirebiliyorsunuz. Ekstradan şurada böyle gördüğünüz gibi USB kablosu. Onu da nasıl çalıştıracağınızı isterseniz basit şekilde göstereyim. Bundan kesinlikle edinin. Bu A101'de falan satılıyor. Yaklaşık 20 lira. Bunun bağlantısını da detaylı bir şekilde kanalımızda bulabilirsiniz. Hemen şöyle ben kısaca göstereyim. Onu da çok basit şekilde şuradan AUX alıyorsunuz. Üstünde şöyle kırmızı bir tuş işaret çıkıyor. Bu USB'de bağlı olduğu için. Şöyle uzun bastığınızda sesini açayım biraz. Ses gelmesi lazım. Şöyle uzun basılı tutuyorsunuz. Bakın bu ses AUX bağlantısının olacağını, Bluetooth bağlantısının olacağını gösteriyor ve telefonunuza bağlayabiliyorsunuz. Bu da böyle bir ayrıntıydı. Bu tabii sizde olacak diye bir şey yok. Olmayabilir. Ama olursa sizin açınızdan iyi olur. Bluetooth'lu gerçekten güzel bir özellik. Çünkü şu an çoğu telefonumuzda AUX girişi olmuyor ve Bluetooth özelliği gerçekten çok işe yarıyor. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendi dilim döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalıştım. Ekstra eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen yorum kısmında belirtin. Kanalımıza da abone değilseniz abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.